Evet arkadaşlar, videoya bir 15-20 gün sonra devam ediyoruz. Evet, aradan bazı şeyler yaşandı bu arada. Biliyorsunuz ülkemizde bir doğu tarafında bir deprem felaketi yaşadık. Vallahi çok üzüldük. Hala daha kendimize gelmiş durumda değiliz. Benim morallerim falan bozuldu. Yani 10-15 gündür de zaten video falan çekmiyorum. Çekesim de gelmeyin. Yani çok isteksizim. Çünkü kafam sürekli orada. Moralim bozuk. Yani bu durumdayken de canım çekmek istemedi ama şu an biraz daha duruma alışmak mı dersin? Veya işte işimizin peşinde, yani işimiz olduğu yerde bırakamayız. Mecbur hayatımıza devam etmek zorundayız. O yüzden şu anda hayatımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ölülerden Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına başsağlığı diliyorum. Sabırlar diliyorum. Çok zor bir olay. Ben kendim gittim. Gördüm oraları. Vallahi dışarıdaki gibi değil arkadaşlar. Oralar çok kötü. Ama Allah yardımcımız olsun. Bu şekilde bu durumu da atlatacağız. Kaç yıldır bu besteklisi? Sabah 9.30'dan beri. Ha, harika. Bakabilir miyim şahitlerine? Parladı da biraz. Sanki yeni... Sen telefonunu gece moduna aldı. Yanlış anlaşılmasın. Bu daha yapılmamış hali. Yanlış anlaşılmasın. Sanki sıfırmış gibi hissediyorum ben. Sen ne hissediyorsun? He? Ben de böyle kokusu falan çok iyi. Ay, ya. Baksana abi. Bak. Harika bir işçilik görüyorum burada. Bu emek... Aynen öyle. Paradan ölçülecek bir şey değil. Baksana şuraya ya. Şuraya baksana. Bakabilirsin mesela. Şu üstü yapılmamış. En karşılığı ne kadar? Yapılmamış. Alt taraf yapılmış. O kadar fark ediyor. Ama altına yapılmamış. Birazdan tekrar çek. Sen muazzam bir ustasın ya. He? Kaçtan beri buradasın peki? Gerçekten bu işe gönül verdin sen. Tam ne haber? Ne var ne yok? Ne yapacağız koltukları? Kılıfları mı söküyoruz? Evet. Çok merak ediyorum altında ne çıkacak diye. Önüne çıkıyorum. Arabanın altına bakıyoruz. Herhangi bir çürük mürük bir şey yok gözüken kısımda. Taban da güzelmiş. Koltuğumuzun arkası böyle arkadaşlar. Gayet düzgün. Valla hiçbir deforme falan yok. Hiçbir yırtık yok. Muazzam yani. Beklediğimizden daha iyi çıktı. Bu da yan taraf. Valla... Benim çok hoşuma gitti. İşte tavanı görüyorsunuz. Tabanda da fazla bir şeyimiz yok, pisliğimiz. Ben koltuğa bayıldım ya. Şuraya baksanıza. Koltukları çok güzel çıktı. Arkamız böyle. Arka tarafı söktük. Tavanımız bu şekilde. Cam filmlerimizi söktük. Bugün bir güzel temizleyeceğiz onu. Hafta sonu pazar günü. Şahin'i ayırdık. Tam da burada bir şeyler yapayım. Hocam. göründü bakayım. Ufak bir deliğimiz var sanki. Olsun, nazarlık olsun. Kalanı da inşallah güzel çıkar. Güzel mi? Aha. Tamam, ondan bir şey olmaz canım. 98 model araba yani. Bırak da bir deliği olsun. Ki öyle şey bir delik değil sanki ya. Yani yapılacak bir şey. Değil mi? Tamam, ondan bir şey olmaz. Yani böyle bir de tam nasıl diyeyim size, çizginin arasında kalmış. Yani aynen. Tam çizginin arasında kalmış. Ortada falan olmadığı için her türlü yaparız onu yani. Onda bir sıkıntı yok. Yusuf, millet yoruma şey yazay. Bu arabayı yapın. He? Tabanından biri kadın fiyatı alacaksa tamam. Yusuf diyor ki emek ve karşılık olacaksa neden olmasın diyor. Kastırayan da gözükmez. Valla bence çok düzgün bir şekilde çıktı. Sadece şurada bir şey var. O da dedim ki bu arada kaldığı için bunu kaydırma yaptığım zaman her türlü kapanır. Sıkıntı yok. Pis ama yıkanacaklar. Kazım'ın da bası gitti. Kazım, şimdi kekim ne oldu? Bir gün sonra üşüdüm nasıl sorma. Plakamızı aldık. Beğenikli. Trabzon usulü bir plaka. Arabamızın içine söktük. Şimdi yıkama işlemine gideceğiz. Bagajımız da dahil. Şöyle bagajın içinde göstereyim size. Araba güzel ya, ben beğendim arabayı çok. Operasyon sen. İsmi ne bunun? Bir daha söylesene. Operasyon Şahin. Evet, arabanın ismi bu öyle. Operasyon Şahin. Ama ne olursa olsun şu Osman amcanın, Osman Çolak 0 RH pozitif yazısını silmiyoruz. İsrar ettik. Şimdi motoru yıkayacağız. Yusuf ince ince uğraşıyor oralarla. Çok pis değildi ama hafif bir pislik vardı, onu alalım dedik.
Buraları kapattık zaten. Herhangi bir sıkıntı yok. Yusuf, neyle yıkıyorsun arabayı? Çifle. Ya bu arabalar çifle mi yıkanması lazım? Yapacak bir şey yok. Mola vereceğiz. Efendim? Yalan başladı. Burada çarşıdan. Gitti tesisatı yaptırmaya. Oğuz. Emektar Oğuz. Yusuf, kendin de yıkaysın. Yola günler bilmiyorum. Saat 3'te poğaça kalayım ha. Saat kaç olur? Eve gitmiyorum. Bilmiyorum ki, saatte 2 vardır herhalde, 1.30. Şahin'i sattık. Biz de Şahin'i sattık. Ne almaya? İyi, tamam. Arkadaşlar, Yusuf da yanımızda, o da gidiyor. Onun arabası da burada. Abi biz Şahin'i sattık o arada. Nasıl oldu? Şahin'i biz boyaya verdik. Boyadayken satıldı abi. Oradan alma şansımız olmadı. O video da yarıda kaldı. Şimdi diyenler var, hani bir şeyi tamamıyla yapamıyoruz. Sürekli bir yarıda kalıyı. İşte bir şeye başlayırız, bitiremeyiz. Ama onu orada biz raftayken, daha boyadayken arabayı sattık. Biz ticaret olduğu için hızlı gelişti, çekemedim. Ama nasıl sattık arkadaşlar? O da var. Abi Şahin'i takasta verdik. Şahin'i verdik, çok güzel bir kartal aldık. Onu da şimdi size göstereceğim. Kartal aldık, çok güzel bir araba aldık. İşte üstüne bir miktar para verdik. Dertli cürttü. Bugün kartal bizde, Şahin karşı tarafta diyelim. Her iki tarafa da hayırlı olsun. Kartal alalı bir hafta falan oldu. Muayene işi vardı. Muayenesini yaptırdık sıfırdan. Daha dün muayeneye girdi. İlgilenemedik. Fotoğraf çekemedik. Bir de dediğim gibi işte başımıza gelen felaketten dolayı çok da telefonu elimize almak istemedik. Ama bugün kartalı size göstereceğim. Muazzam bir araba aldık. Çok dolu, gırtlak dolu bir araba aldık. İnşallah siz de seversiniz, beğenirsiniz. Şimdi kartalı size göstereyim arkadaşlar. Göstergeninde zaten size arabada ne var ne yok diye açıklayacağım. Evet
Evet arkadaşlar, videoya başlayalım. Abi aracımız 98 Kartal S. Abi arabayı size göstereyim. Muazzam bir araba. Rengini yani ne kadar size belli ettirebilirim bilmiyorum ama çok güzel bir rengi var. Kutlarımızı görüyorsunuz. Abi çok güzel bir araba. Yani fotoğrafta, videoda görün. Evet arkadaşlar, şimdi aracımızda ne var onu söyleyeyim. Arabamızda değişen yok. Komple boyalı abi. Harici de bir dediğim gibi değişeni, vuruğu, çarığı hiçbir şeysi yok. Arabamızda ekstra olarak air var. Air sistemimiz var. Ön arka bağımsız. Arkadaşlar bu KT1 diye geçiyor. Jantlarımız var. Jant lastiğimiz. Sonra arabamızda evet karlığımızı falan görüyorsunuz. Böyle küçük ufak tefek şeyleri göstermeyeceğim ama şunu göstermek istiyorum abi. Antenimizi. Anten tavanı gökyüzüne doğru çıkıyor. Antenimiz var. Arabanın içinde de abi 6 tane midrange'imiz var. Çiftli basımız var. Çift amfimiz var. Bir tesisatımız da var. Arabamızın ekstra olarak arkadaşlar şunu söyleyeyim size. Arka camlar kelebek yapılmış. Bu işlem biraz herkesin yapamadığı ve biraz pahalı bir işlem. Her arabada da yok. Arkalar kelebek yapılmış. Şöyle arkadan da götten de çekeyim size. Ya gerçekten çok süper bir araba. Plakası da çok güzel. Biz kendimiz aldık plakayı zaten. Şöyle bu taraftan da göstereyim. Yani içini de şöyle göstereyim size. Koltuklarımız çok iyi abi. Çok iyi durumda. Şöyle tesisatımızı görüyorsunuz. Burada 6 tane yani 4 midrange burada. Kapılarda da birer tane midrange var ve Twitter'ımız da var. Şurada şöyle bir perdemiz var abi. Arkamızda da ekstra bir perde daha var. Şöyle göstereyim size. Ön tarafı da göstereyim arkadaşlar. Şurada pusulamız var. Teybimiz burada. Eğir, indirme kaldırma tuşlarımız burada. Panelimiz burada. Buraya dolduracağız. Boş kalmış. Ya gerçekten güzel bir araba arkadaşlar. Şöyle torpidomuzu da göstereyim size. Torpidomuzda herhangi bir çatlak yok. Sadece şurada bir iz çıkmış. Harici bir çatlak falan yok. Şöyle tavanı da göstereyim. Koltukları ön tarafını da göstereyim şöyle size. Gayet temiz bir koltuğumuz var. Şöyle tavanımızı da göstereyim. Ya arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Arabaya yani ufak tefek çok incik cincik eksisi olabilir ama araba gırtlak dolu. Yapılabilecek her şey yapılmış. Biz de arabayı temizledik. Dün muayeneye soktuk. Sıfır muayene. Bugün yerini falan her şeyini taktık. Plakasını taktık. Ve şu anda yürür vaziyette. Sıkıntısız, sorunsuz bir şekilde. İçine bir kuaför yapacağız. Yani çok pis değil ama kendimiz bir kuaför yapacağız. Ya gerçekten muazzam araba abi ya. Şuraya baksana abi ya. Boyasını yapan çok iyi yapmış abi. Gerçekten ustamızın eline sağlık. Boyası cam gibi. Dostlar şimdi dediğim gibi felaketten yeni çıktığımız için çok böyle enerjim yerinde olmayabilir. Ben oraya gidip gören kişi olduğum için biraz daha fazla etkilenmiş olabilirim. Tabii herkes etkilenmiştir. Ama ben çok etkilendim bu durumdan. O yüzden bu videoyu şimdilik böyle yapalım. Sonra bu arabayı ben size daha güzel bir şekilde kendi ellerimizle yeni dokunuşlarımızı yapacağız. Ondan sonra çok daha farklı bir şekilde size çekeriz. Ama işte ben hem video bayağıdır atmadık. Video beklemesin. Hem de Şahin'i merak edenler var. O yüzden bu videoyu bugünden çekip atmak istiyorum. Yani arabamızın durumu bu. Yani aracımızı aldık. Dediğim gibi 10 gün oldu. Birkaç kişiyle de görüşüyoruz. Yani belki satma durumumuz da olabilir. Ama bizde kalırsa ben size devamını çekeceğim bu aracın. Yani arkadaşlar ölenlere dediğim gibi çok üzüldük. Çok kötü bir felaket yaşadık. Dünyanın felaketlerinden birini yaşadık. Morallerimiz herkesin bozuk. Yani buna vicdansız bir insanın bile, yani kalbi kötü olan bir insanın bile buna vicdanı sızlar. Böyle bir olay yaşadık. Allah Allah beterlerinden korusun. Yapacak bir şey yok. Hayatımızda kaldığımız yerden devam etmek zorundayız. Mücadele etmek zorundayız. Herkes yardımını arkadaşlar cebinde fazlalığı olan yani 3-5 liraya bakmadan yardımını yollasın. Gerçekten orada insanların buna ihtiyacı var. Biz elimizden geldiği kadar yapıyoruz. Siz de yapmanızı tavsiye ederim. Bu videoyu dediğim gibi çok heyecanlı olmadı. Giriş aslında çok iyiydi. Çünkü o zamanlar böyle bir sıkıntımız yoktu. Ama şu anda fazla bir heyecanım yok. Kusura bakmayın. Affedin. Yani bu durumu ben telafi ederim size bir dahaki videolarda inşallah. Bundan sonraki videoyu da inşallah yıkamanın videosunu çekeceğim. Herkes onu soruyor. Onu çekeceğiz. Ondan sonra da artık kendi Jetta'mı. Onu hiç paylaşmadım. O Jetta'yı çekeceğim size Allah nasip ederse. Yani durum bundan ibaret. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı unutmayın. Videoları beğenmeyi unutmayın. Öpüyorum sizi. Allah'a emanet.